Gerçekten çok lezzetli olmuş. Domateslerdendir. Tazeler ya, bugün denize topladık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hay, biz de bugün bir yorulduk, bir yorulduk. Yani tabii güzel vakit geçirdik de çalıştık aynı zamanda, o yüzden yorulduk. Saat geç oldu değil mi? Şimdi yatsam var ya, of! Ne uyurum, ne uyurum. Sen zaten kolay uykuya dalıyorsun. Geçen gece omzumda uyuyakaldın ya. Omuz derken? İstediğin bu mu Nazlı, unutmak? Ben bitki çayı yapayım mı bize? Papatya falan. Yap ama uykumuzu getirmesin papatya çayı. Kahve yapayım o zaman. Galiba. Bu ne böyle ya? 45 dakikadır orada öyle duruyor. Ay çok saçma. Çok derin bir oyun. Engin Bey, biraz fazla derin bir oyun. Zira vurgun yeme ihtimalimiz var alimallah. Aa, dur bir şey çıktı. Hadi inşallah. Olacak bir şey olacak zannettim ama yok yani. Bu ne ya böyle deli saçması? Sen anlamadın tabii. Ya burada günümüz modern insanın içindeki iç sıkıntıyı temsil ediyor. Yani bu noktadan sonra da sıkıntı dışa vurdu. Tabii içine atmamak lazım. Bu sıkıntının dışa vurması iyi bence. Tabii tabii. Yani evet biraz minimalist bir yaklaşım ama performans gayet iyi. Güzel. Ay çok özür dileyerek söyleyeceğim ama şu kuş var ya. Ay onun oynadığını ben de oynarım ya. Orada öyle kuruldu kaldı yani. Yaptığı hiçbir şey yok. Yine Allah için şu birazcık çabalıyor, dolaşıyor, bir şeyler yapıyor falan. Allah Allah. Kalk! Ay! Engin ne oluyor ya? Bir şey olmuyor anacığım. Sen yat uyu. Daha gelmedik, yat. Ne yapıyor ya? Bayağı televizyonun tozunu alıyor. Yok o kadar çok okşadı ki içinden cin çıkacak. Deli saçması ya. Ay Tarık biz şöyle köşeden köşeden kaçalım ya. Fatoş son yarım saattir gerçekten bunu düşünüyorum ama çıkamam ben. Niye? Ya tiyatroya karşı öyle bir saygım var. Ya ben şimdiye kadar gittiğim hiçbir oyunun yarısını da öyle bırakıp çıkamadım yani. Burası da daracık zaten. Şimdi buradan yürüyüp çıkalım desek konsantresi bozulacak bunun. Aman canım benim de tiyatroya saygım sonsuz ama yani adam gibi bir tiyatro olur izlersin yani değil mi? Ay, ne biçim oyun ya. Engin de ne biçim oyunu bile tanmış. Yani. Ne biçim çay bu? Kokusu bir tuhaf, midem bulandı ya. Her zamankinden. Değişik bir şey koymadım. Ay, neyse. Kalsın sonra içerim belki. Pardon ama hamile olabilir misiniz? Pardon Melis. Ne biçim bir soru bu şimdi? Yani çok özür dilerim ama son günlerde kokulara karşı ciddi hassasiyetiniz var. Yani midenizden de rahatsızsınız. Klasik belirtiler bunlar. Kusura bakmayın çenemi tutamadım. Melis, hamile falan değilim. Ama bir daha bu şekilde densiz sorular sormanı istemiyorum. Çok haklısınız. Kusura bakmayın tekrar. Bulut'un yanına gidebilirsin bence. Ablamla olan ilişkinde ağzınla kuş tutsan benim için servet avcısısın. Çok
Çok özür dilerim gerçekten. Yani alkolden değil. Ama senin bu ettiğin lafa gülüyorum ama çok özür dilerim. Kayınço, ben zaten ağzımla kuş tuttuğum için ablanla birlikteyim. Onu bir geçeceğim. Sen ne demek istiyorsun onu söyle, hayırdır? Ablamın babamdan aldığı paradan bahsediyorum. Hı-hı. Sırf seninle evlendi diye babamın kızıp ailemizi ve mirasımızı bölmesinden bahsediyorum. Benim Demet'le böyle bir ilişkim yok. Para, pul, şan, şöhret, kariyer, maddiyat. Öyle şeyler yok. Ben ablanı seviyorum. Oğlum ben ablana aşığım. Aşıksın. Bizim şirkette 40 yıl çalışsan da kazanamayacağın parayı ablam geldi. Bir gün içinde getirip önüne koydu Hakan. O zaman ben sana şunu anlatayım. Ben ablana aşık olduğum zaman ablanın Feride aşık olduğundan haberim bile yoktu benim. Yemin ediyorum sana haberim bile yoktu. Şüphelendin mi? Evet şüphelendim ve şüphelerimde de haklı çıktım. Ama sana bir şey soracağım. Birini seviyorsun. Deli gibi seviyorsun ama var ya aşıksın çok pis. Gözün ondan başkasını görmüyor. Senin gözün ondan başkasını görmüyor. Ama onun gözü Ferit'ten başkasını görmüyor. Sen sevdiğin kıza deliler gibi aşıksın. Ama kız deli gibi Ferit'e aşık. Bu ne demek sen biliyor musun Deniz? Senin başına hiç böyle bir şey geldi mi? Sen hayat dolusun. Neşelisin, için kıpır kıpır, kalbin böyle pa 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 diye atıyor. Böyle çıkıp dağlara taşlara bağırasın var aşığım diye. Ama o aşık olduğun kız yanında bile durmuyor. Ne yapıyor? Gidiyor buz gibi suratlı Ferit'in yanında duruyor. Bu insanı delirtmez mi ya? Ha? Bu durum insanı delirtmez mi Deniz? Ama ben kazandım Deniz. Benim aşkım kazandı. Aşk güzel şey oğlum. Aşk başka bir şey. Bak Deniz. Mantık aşkın karşısında her zaman yenilir. Bu dediğimi unutma. Unutmam. Efendim? Yani şey diyorum, rahat mı? Yerleşebildiniz mi? Evet evet, rahat. Küçük, sevimli ve biraz renkli. O sizin evin renksizliğindendir. Sen gelince renkleniyor mu? Çok mu sıcak oldu biz? Balkona mı çıksak? Nazlı. Sana karşı dürüst olacağım. Senin de bana karşı hep dürüst olduğunu biliyorum. Sizi dinliyorum. Hah, kapı. Osman geldi kardeşim.